Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Need for Speed Heat serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümün sonunda araca nitro eklememiz gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi nitroyu ve birkaç güncellemeyi yaparız diye ümit ediyordum ama sadece şu anda açık olan parça nitro, o da en düşük seviyede. Evet, ilk bölümde bahsetmediğim durumu şimdi görmüş oluyoruz. Gece, burada söylediği şey şu: gece ismimizi yapacağız, yani adımızı duyuracağız. Bu sayede gündüzleri daha kaliteli yarışçılarla yarışabileceğiz. Gündüzleri yaptığımız yarışlarda ise para kazanacağız. Bu paralarla da araçlarımızı geliştireceğiz. Gece kazandığımız puanlarla da yeni araçlar, seviyelerimiz artacak. Yeni araçlar, yeni parçalar gelecek. Oyun içerisinde çok güzel ve detaylı modifiye seçenekleri var. İnanılmaz güzel araçlar var. Forza'da olmayan bazı araçlar var. Hepsini birazdan göstereceğim. Ama önce bir dışarı çıkalım artık. If I were you, I would hit the streets at night. Remember, you're only spending bank on that ride if you've got a name. Evet, senin yerinde olsam gece dışarı çıkardım dedi. Yani isim yapma muhabbetinden bahsediyor. Şimdi bizim biraz paraya ihtiyacımız var. Gündüz yarışlarına gireceğiz. Daha sonrasında gece yarışlarına geçeceğiz. Serinin devamı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Evet, hızlı seyahat seçeneği var. Bununla kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Önce bir neler var haritada, onlara bir bakalım. Ana görev var sanırım. Bu görev şu anda yapamıyoruz. 7. seviyeye çıkmamız gerektiğini söylüyor ve araç performansımızda 140 seviyesinde olmasını istiyor. Bizimki 129'da. Seviyemiz de 2. seviye. Yani geceleri daha fazla yarışıp seviye atlamamız lazım. Gündüzleri de puan toplayıp aracı geliştirmek gerekiyor. I'm thinking we can help each other. Form a crew? Unless you got any better offers on the table? Plenty, actually. Bullshit. Evet, birbirimize yardım edebiliriz. Ekip olalım şeklinde konuşmalar dönüyor şu anda. Okay. If we're gonna climb the ladder to the lead, we gotta get ourselves a race against another crew. Remember Kenny? That redneck from my first night here? His crew, the Speed Boys, are great for taking down. I'll pull whatever strings I can, but you gotta make yourself worth racing. Earn an invitation. Evet, boş muhabbetler döndü. Şu bekleme ekranlarındaki geçişler çok güzel gerçekten. Dikkatimi çeken diğer bir nokta ise sağ alt tarafta hız göstergesinin olduğu bölümde aracın hasar seviyesi var. Zaten birazdan göreceksiniz. Oradaki hasar seviyesi arttıkça arabanın performansı düşmeye başlıyor. Need for Speed Heat serisi diğer serilerden farklı olduğu için daha sık oynamak gerekiyor. Bu yüzden en seri gelecek serimiz olacaktır diğerlerine karşı. Şimdi 3 turluk bir yarışımız var. Nitro'yu da deneyelim. İlk defa kullanacağız. Nitro seviyesini arttırdıkça aşağıda daha fazla tanklar çıkmaya başlıyor. Tabi bu ayak işlerini yapmamız lazım ki klasik Nitro Speed, klasik NFS mantığı. Yani hep böyle olur zaten oyunda. Oyun şu anda biraz monoton geçiyor olabilir. Ama ilerleyen seviyelerde ve kazandığımız paralarla böyle araçlar, öyle arabalar modifiye edeceğiz ve alacağız ki sadece bekleyin diyorum. Zaten birazdan size göstereceğim arabaların markalarını, listelerini. O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi.
Hepsinde parayla veya seviyeyle kazanamıyorsunuz. Bazı özel görevler yapmanız gerekebiliyor. Mesela benim gördüğüm özel parçalar var. Mesela LaFerrari'yi alıp Ferrari FXXK'ye dönüştürebilirsiniz. Zaten ya da araç marketinden otomatik olarak da alabilirsiniz. Bu oyun bence biraz Need for Speed Undercover'a benziyor. O da çok sevdiğim oyunlardan birisiydi. Gündüz grafikleri fazlasıyla benziyor ama geceleri tamamen farklı bir oyun. 2015'e benzeyen bir yapısı var. Ve parayı da bu şekilde almış olduk. Şey mantığını beğendim. Gündüz para kazanıp gece işte adınızı yükseltmek için yaptığınız yarışlar hoşuma gitti. Yani tek düzey değil en azından. Şimdi mesela hem parayı hem seviye atlatma olayını yapabilirdi. Ama ayrı şekilde ikiye bölmeleri güzel olmuş. Bu yarışı tamamladık. Başka açılan var mı bakalım. Buralarda henüz bir şey yok. Şu iki yarışı da yapalım. Ondan sonra mağazaya gidelim, araba mağazasına. Zorluğu arttırabiliriz ilerleyen günlerde. Çünkü ilk bölüme göre daha kolay gelmeye başladı oyun. Evet, Honda Civic, Golf GTI ve arkamızda bir Acura var herhalde gördüğüm kadarıyla. Arabalarımız aynı gibi, onunki daha modifiyeli, bizimkisi stok halde. Dış görünüşe de bakarız yeterli parayı kazandığımız zaman. Uzun süre F1 oynadık, onun üstüne bayağıdır da NFS oynamadığını düşünsek böyle oyunlara dönüş garip hissettiriyor ister istemez. Önceki NFS serilerinde olmayan arabanın egzoz sesini değiştirme muhabbeti var. Onu zaten fragmanlarda göstermişlerdi. Ona da bakacağız birazdan. Yani işte daha sessiz yapabilirsiniz ya da daha kükreyen bir araç haline getirebilirsiniz. Şu anki nitromuzun hiçbir faydası yok gibi. Verimli değil. Son tura giriyoruz. Oldukça kolay oldu bu yarış. Bu arada yorumlarda belirtmişsiniz göstergeyi kilometre saate al diye de, ben onu bulamadım ayarlarda. Birazdan bir daha bakacağım. Oynayanlar varsa yorumlara yazsın, ben de oradan düzelteyim. Gerçi yarış sonunda tekrar bakacağım ama ya gözümden kaçırıyorum ya da başka alt bir menü sekmesim var. Ve ikinci yarışımızı da kazandık.
3 dakika 20 saniye ile Zaten biz de yarışıyoruz yani de bu konuşmanın gereksizliği üst seviyelerde. Düşünmüşler ne yapsak diye böyle saçma bir konuşma eklemişler araya. İlk bölümde bahsettiğim karakteri özelleştirme seçenekleri varmış. Ona da bakacağız. Yani bakmamız gereken bayağı bir şey var. Şu son yarışı bir halledelim. Gündüzleri geceye göre polis mevzusu biraz daha kolay oluyor. Yani gündüzleri fazla peşinize düşmüyorlar. Geceleri çok sıkıntı. Böyle alt takımı bıraktık. Taban baban kalmadı. Sanırım hep aynı arabalarla yarışıyoruz. Bir de gece yarışlarındaki durumlara bakalım. Ondan sonra zorluğu arttırmayı düşünüyorum. Oldukça kolay olmaya başladı çünkü. Tam yan pistiymiş burası da. Yanlamalık yani şu özellikle az önce döndüğümüz yer oldukça keyifli. Vay arkadaş adamın yaptığına bak. Az önceki pisti beğenmemiştim ama pist denmez gerçi de. Sokak düzeni diyelim. Orayı beğenmemiştim. Burası güzel. Bir de grafik hataları çok fazla oyunda. Yani geceleri fark edilmiyor ama gündüzleri dikkat çekiyor ister istemez. PlayStation 4'te ve Xbox'ta da aynı şekilde mi acaba? Onu da merak ediyorum. İlerleyen günlerde bir yamanın yayınlanacağını söylüyorlar. Bu grafik hatalarını düzeltmek için. Ve bu yarışta kazanıyoruz. Evet, kazanamadık. Son anda kazandık mı kazanmadık mı onu da göremedim. Saçma sapan bir hareket yaptık. Biraz gaza geldik orada. 1 dakika 42 saniye ile kazandık. Allah'tan bayağı fark açmıştık yani yoksa gümbürtüye gidecektik. Araba mağazasına bir bakalım. Zaten önceki bölümde de isteyenler olmuştu arabaları göstermem konusunda. Ana hikayeyi bitirdikten sonra yapacak çok güzel şeyler var dediğim gibi. Yani bu araçların hepsini deneyeceğiz. Yani sizin istekleriniz öncelikle olacak tabii ki. Buradan sıradan bakalım. Şu anda alabileceğimiz Amerikan kası arabalar var. Bunlara geçmemizin hiçbir önemi yok. Dodge Charger var. 69 model. Nissan. Bu araba Hızlı Öfkeli Tokyo Drift'te vardı. Hatırlayanlar vardır. O Han'ın ilk başta verdiği arabaydı. Tabi onun stok hali olduğu için fark edemeyenler olmuş olabilir. RX-7 var. Civic Type R. Nissan 370Z. 2019 model. Bu araçları burada görebildiğimiz stüdyo o kadar hoşuma gitti ki anlatamam size.
Ve 2019 model BMW Z4 Toyota Supra'ya da benziyor. Zaten Toyota birçok parçayı BMW'den almış. Hatta motoru, şanzımanı, şasiyi. Hızlı hızlı geçeceğim. Daha fazla şey yapmayacağım. Ve Audi A5 var. Bu arabayı da çok severim. Mesela Forza'da yoktu bu araba. Bunu neden koydular oyunu anlamadım. Belki Underground 2'de olduğu gibi SUV yarışları olabilir. Nissan 350Z 2008 modelmiş. Ferrari. Bu modeli ilk defa görüyorum. Testarossa. Rossa kırmızı demek oluyor benim bildiğim kadarıyla İtalyanca'da. Ama tam emin değilim yani İtalyanca konusuna, sadece Formula 1'den duyduklarımızı biliyoruz. Evo var, en son kasa 2008 model. Nissan Skyline GTR 93 model. Ve efsanevi bir araç. Herkesin bayılacağı. Bu arabayı da alacağız. Çok güzel modifiye planlarım var. Hem sesini hem dışını içini mükemmel hale getireceğiz. Tabi bunları ilerleyen seviyelerde yapabileceğiz. Hepsini görüyorsunuz aşağı tarafta. Ford Focus RS16, Mustang GT. Evet, biraz hızlanacağım çünkü gece yarışlarına da geçeceğiz. BMW M4 C63 2018 model, eskisi değil. 911 Carrera S. Golf GTR 2016. BMW M5 var, 2018. Yeni kasa yani. Payback'te de aynı renkteydi. Yani şu oyuna neden kokpit kamerası getirmediler? Gerçekten şaşılacak bir durum. 2000 yıl olmuş 2019, hala direniyorlar. ...127 tane araba var. Bu araba da mesela çok hoşuma gider. Z06. Z06 da deniyor olabilir. Tam bir bilgim yok. Karbonda bu arabayı çok kullanırdım ben. 911 Carrera. Polestar oyunun başındaki. Mesela bu 911 Turbo S inanılmaz hoşuma gider. Özel üretim oluyor zaten bunlar benim bildiğim kadarıyla. Rengiyle vesaire, içi falan da diğer 911 turbolardan farklı olarak üretiliyorlar. Huracan Spider. Mesela bunun bu muydu? Bir tane daha vardı ama varsa oyunda göstereceğim. Farklı bir Lamborghini modeli var. McLaren 570S 2015 model. Audi R8 2019 kasa. Yenilenmiş durumda. Bu araba Forza'ya da gelmişti geçtiğimiz günlerde. Menünün sonlarında bir versiyonu daha var. Aynısı olmayabilir ama çok güzel. Evet, benim bahsettiğim Huracan buydu. 2018 model. Mesela bunun egzoz çıkışları ve difüzörü daha farklı. Motoru daha kuvvetli ve şasisi biraz daha hafif olan bir araba. 27 tane kaldı. LaFerrari var. Klasik. 2013 model. McLaren P1 GTR. P1 da diyebiliriz aslında. Ve hepimizin çocukken aşık olduğu arabalardan biri. Nissan 350Z. Hatta bunun fotoğrafını da alacağım. Yani bunu almak için her şeyi yapacağım. Onu söyleyeyim size. Yani bunu, bu arabayı alırkenki serüvenimizi de kanalda bulabileceksiniz. Hep beraber yapacağız. Çok şey yapacağız gerçekten. Drift
hikayesini tamamladıktan sonra açılacağını söylüyor. Drift Story Missions, yani Drift hikayesinin görevleri tamamlandıktan sonra açılacakmış. Bu arabayı da hatırlayanlar vardır. Underground 1'deki baş düşmanın arabasıydı. Bunu da almak için uğraşacağız. Bu da çok güzel bir araba. Porsche Cayman S vardı. M3 GTR. İşte bundan bahsediyorum. Yani bu arabayı herkes bilir ya. Çok güzel bir araba. Ama maalesef bunu kariyer içerisinde kullanamayacağız. Çünkü ana hikaye tamamladıktan sonra açılacak bu araba. Most Wanted'da ikonik olan, Carbon'da ikonik olan, oyuncuların gözünde ayrı bir yere sahip olan mükemmel bir araba. Ve az önce bahsettiğim McLaren 600LT 2018 model. Şu anda oyundaki favori aracım bu. Yani şu egzoz çıkışlarına falan bir bakın. Detaylarına, aerodinamik detaylarına bir bakın. Hayran olunacak cinsten. Bunu almak için de uğraşacağız. Bir Lamborghini daha var. 488 Pista. Kaputtaki aerodinamik detayları görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ve en sonda FXX Evo 2018. Bu normalinden daha güçlendirilmiş ve daha fazla aerodinamik içeren model. Bu şekilde de arabalara bakmış olduk. Şimdi gece yarışlarına geçeceğiz. Day night diyor zaten. Ama garaja geri dönmemiz gerekecek. Hızlı seyahatle gidelim. Çok az paramız vardı yani. Özelleştirmeye girmeyeceğim. Direkt yarışları geçeceğiz. Bu arabadan belli bir süre sonra kurtulabiliriz. Fazla özelleştirme olaylarına girmeyeceğim. Ha tabii siz yorumlarda farklı modifiye seçenekleri isterseniz bu arabayı da modifiye edebiliriz dış görünüş olarak. Ya illaki dışını değiştireceğim de fazla abartı yapmayacağım. Evet, zaten söylüyor burada. En yakınımızdaki yarışa girelim. Hiç uzatmayalım. Adımızı duyurmak için geldiğimiz gece yarışlarına hoş geldiniz hepiniz. Zaten ortamı falan kurmuşlar. Gündüzleri daha böyle legal yarışlar havası var. Geceleri ise tamamen suç üzerine kurulu olduğunu görebiliyoruz. Yani hiçbir şey yok. Direkt sokak üstünde yarışlar var. Bu geçeceğimiz noktaları kaçırdığımız zaman araba biraz yavaşlıyor otomatik olarak. Yani oyun size ceza kesiyor bir nevi. Öyle kötü optimizasyon var ki, yani Forza'da ultra ayarlarda bile oynayabildiğim oyunu burada 30 FPS'i zor alıyorum. Hatta ekran kartını biraz overclock basmama rağmen. Umarım ilerleyen günlerde bu konuya bir çözüm getirirler. Şimdi yağmur birleşmiş durumda. Gece efektleri var, ışıklar var. İyice zorlanıyor tabii. Ekran kartım biraz geride kalıyor diğer parçalara göre. İşlemcim oldukça güçlü. Ama ekran kartına biraz geride kalıyoruz. Yine de işimi görüyor şimdilik. Haritada gördüğünüz kırmızı hareket eden noktalar polisler. İlk bölümde gördük mü bunları, görmediysek diye söylüyorum. Pek aklımda kalmadı. Thank you.
kolay bir yarış oldu. Suya düşüyorduk neredeyse. Kolay yarış oldu dememin üstüne oldu. Zaten benim hep böyle oluyor. Yani ben Formula 1'de de bir şey anlatırken işte şöyle oldu böyle oldu dememin saniyesine onun tersi bir olay gerçekleşiyor. Bu yarışların sonunda işte böyle kimse gelip sizi kameraya falan çekmiyor yani. Kendi başınıza ayrılıp gidiyorsunuz. Bir yarış daha yapalım. Ben oynarken bayağı keyif alıyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Biraz ilgi az seriye. Ama artacaktır diye düşünüyorum. Ya tam da önümüzdeymiş ha. Hiç fark etmedim. Müzikleri bilerek kapattım. Şaka mı bu abi? Harika. Müzikleri bilerek kapattım. Hatta sesini kıstım diyelim. Kapatmadım ama dünya çapında engellenebiliyor bazen. Hatta ben ilk bölümü yüklemiştim ama telife takıldı. Bazı telifli müzikler var. Onlardan kaçınmak için mecburen müzikleri kapat. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz polislere odaklanalım. Şunlardan kaçmamız lazım. Evet, bu kadar saçma bir şekilde benim peşimi bırakacaklarını düşünmemiştim. Yani bu kadar akılsız olamazlar. Öylelermiş. Neyse benim işime gelir. Tekrar yarış bölgesine gidelim de orası vızır vızır polis kaynıyor. Başka alternatifimiz var mı? Bakıyorum. Bir tek orada var. Mecbur oraya gideceğiz. Tam tersi geldiğimiz yolu gösteriyor. Oradan gidersek direkt adamların kucağına düşmüş oluruz. Kaybolduğunuz yerlerde belli bir süre geziniyorlar tekrar yakalama şansları olur diye. Dağ taşı birbirine katarak indik şehre. Bu yarışta yapalım. Ondan sonra bölümümüzün sonuna geleceğiz. Korna da varmış. Onu şimdi fark ettim. H tuşuna basınca kornaya basıyoruz. Aman aman. İlk bölümde bu trafikten çok çekmiştik. Habire önümüze falan çıktılar. Şehri bayağı detaylı yapmışlar. Farklı noktalar var. Bir de şu işte dediğim gibi eksik noktası burası yani. Optimizasyon sorunları var. Grafik hataları var. Birden ışınlanabiliyor falan arabalar. Hiç şaşırmayın yani. Evet bu çok kolay oldu. Daha geniş bir alanda yarıştığımız için kolay kontrol edebildik arabayı. Şimdi bir garaja dönelim. Hem seviye atladınız falan diyordu. Yeni açılan arabalar olabilir. Onlara bakalım. Sonrasında modifiye seçeneklerine bakacağız. Tam da polis önümüze çıkacak buradan gidersek. Neyse ki arkasına doğru gitmeye başladı. Şurada ileride bir pano var. Panoları
Yıktıkça belli şeyler kazanıyor olabiliriz. Evet, 2500 para kazandık. 2500 dolar. Böyle farklı farklı şeyler var oyun içerisinde. Tabii bu da çeşitliliği arttırıyor oynanabilirlik süresi açısından. Evet, o hareketleri yapmaya devam et, oraya varacaksın. Yeni arabalar açıldı. Nissan Silvia 2002 model, sadece bu açılmış, başka bir şey yok. Yeni araba geliştirme parçaları açmışız. Şu anda araba oldukça güçlü, o yüzden fazla uğraşmayacağım. Evet, hız tuzaklarından bahsetti. Jant geliştirme, jantlara bir bakabiliriz. 106 tane seçenek var. Şimdi bölümün sonlarında olduğumuz için fazla girişmeyeceğim dediğim gibi. Şu egzoz olayını göstereceğim. Modifiye olaylarını sonraki 3. bölümde bakacağız. Bakın bu stok hali. Agresif bölümüne getirelim. Böyle bir tık daha şey oluyor. Garajda fazla fark edilmiyor. Smooth, yani yumuşak, biraz daha sessiz hale getirebilirsiniz. Çok bir şey fark etmiyor aslında. Dışarıda daha fazla etki ediyor bu olay. Evet, ton kısmı çok değişiklik yaratıyor garajda bile olsa. Egzozdan benzin parçaları çıkıyor benim gördüğüm kadarıyla. Şu an dikkatli bakarsanız siz de görebilirsiniz. Belki YouTube'a yüklenince kalite düşüyor olabilir. Çok hoş bir detay. Evet, bu olayları da bakalım, kaydedelim. Karakter özelleştirme kısmına bakalım. Karakteri değiştirebiliyorsunuz bu arada. Mesela farklı çeşitler var burada. Markaları almışlar. Adidas'ı koymaları bayağı garibime gitti yani. Önemli anlaşmalar yapmışlar demek ki. 47 bin dolara yakın paramız var. İkinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümü mutlaka bekleyin. Zaman geçtikçe oyun çok zevkli olmaya başladı. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.